Genelde izleyicilerim Dice'ı bokladığım, bunlar geri zekalı dediğim, ne biçim bir oyun geliştirmişsiniz dediğim videolarda Zek'ten 4 kişi oluyorlar. Farkındayım, analitikleri izliyorum. Ne zaman Dice'ı boklasam, oyunun kötü halini öne çıkarsam çok fazla like ve yorum alıyorum. İzlenme de öyle. Ama bu video öyle bir video olmayacak. Çünkü size çok güzel haberlerim var. Sızıntı tanrısı Tom Henderson geçen tweetinde demişti. İşte EA oyunun belki de belli bir kısmını free to play haline getirecek vesaire gibi bir dedikodu var demişti. Sızıntı var demişti. Bunun üstüne ben de biraz daha fazla araştırdım. Reddit, Twitter, YouTube neyse bulabildiğim bütün bilgileri derledim. Bu videoda biraz Battlefield 2042'nin geleceğinden ve şu anda karşılaştığımız ve karşılaşacağımız değişikliklerden bahsedeceğim biraz. Çok çok iyi haberler var. Yani en azından ben okuduğum ve izlediklerimden böyle iyi şeyler olacağı hissine kapıldım. Bu tarz düşünceler çıkardım. Siz de beni dinledikten sonra yorumlarınızı bırakırsınız. Sizce iyi mi oldu, kötü mü oldu, iyi mi olacak, kötü mü olacak mı diye. Ama bence iyi olacak. Neyse, başlayalım. Ama bu tarz konulara dalmadan önce şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Neredeyse her gün Battlefield Portal modunda The Mad Turk adlı bir server'ım var. Her gün açmaya çalışıyorum. Ve şu ana kadar da yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyorum gelenlere, katılanlara. Eski özlediğimiz orijinal tarzda Piyade Savaşı'nın önünde olduğu eğer oyunlar oynamak istiyorsanız mutlaka server'a beklerim. Bir ara 105 kişiyi falan gördük. Rush modunu oynuyoruz ve eski efsane haritalarda oynuyoruz. Bütün gereksiz gadgetleri kapattım. Helikopter yok, bolte yok. Sadece düz silah karakterler ve özlediğiniz piyade savaşı. Biliyorsunuz eski haritalar da çok uygun zaten piyade savaşına. Bu izlediğiniz görüntüler de benim server'ımdan olan oynadığımız maçlardan görüntüler bu arada. İşte ne bileyim, turret yok. Abuk subuk bir yerlerden bolte tarafından ezilmiyorsunuz. Tadımızı kaçıran şeyleri oyundan çıkardım. Sıkıntı yok. Server katılmak için yapmanız gereken tek şey portal kısmında search kısmına The Mad Turk yazmanız ve crossplay'inizin açık olması. Gerekli bilgiler için Discord sunucumuza gelebilirsiniz. 500 kişiden fazlayız ve dünya kadar Battlefield'ci adam sizi de oyun oynamak için bekliyor. Bekleriz. Neyse, Battlefield 2042'ye dönersek. Battlefield 2042'nin oyuncu sayıları yerlerde. 5-10 karısı gidip geliyor genelde. Hatta Battlefield 5 ve 1'in onu geçtiği anlar bile oluyor. Doğru. Yakından takip ediyoruz. Ama Tom Henderson abimizin dediğine göre bu iş böyle değil. Ki bunu ben defalarca söyleme rağmen, hatta Discord'da çıkan tartışmalara da son vermek adına biraz bunu demek istiyorum. Sevgili Battlefield severler, Battlefield 2042'yi oynayan insanların sadece %20'si Steam'deymiş. Yani Steam'de gördüğünüz rakamlar toplam platformların sadece %20'sine tekabül ediyor. Bunu Tom Henderson kendi söylüyor. Hani siz böyle Tom Henderson'ın her ağzından çıkanı altınmış gibi savunuyorsunuz ya böyle. Tom Henderson şunu dedi, bak Tom Henderson falan filan bunu yaptı modunda takılın. Tom Henderson abi çok böyle aşırı aşırı itibar edilecek bir adam değildir. Onu da sevmiyorum. Ben sevmiyorum Tom Henderson'da. Ama ben leaker olduğu için sevmiyorum. Kişisel değil yani. Yoksa ne işim olur? Allah'ım Tom Henderson'a gitsin. İnternet sitesinden şekerleme satsın o. Amerikalılara şekerleme satıyor. Öyle bir biznesi var onun. Adam valla ekmeğini buldu ha. Hem internet sitesinden şekerleme satıyor Amerikalılara, yurt dışı export şeker diye. Hem de üstüne gazetecilik yapıyor oyun sektöründe. Hem de üstüne YouTube kanalı var. Sayenizde de 100k aboneyi gördü. Ama Dimet Türk 2k abone hala olamadı. 50 abone lazım. Bir abonelik atarsanız sevinirim. Steam'de oynanan oyuncu sayısı %20'ye tekabül ediyor. Bu da 6 ile 10K arası bir şey. 6000 kişi diyelim biz. Ya da en azından tutalım. Ama diğer platformlar söz konusu olduğunda, buna Xbox, PlayStation 5, 4, PC hepsi dahil. Origin ve Steam de dahil buna. 50-60 bin bir oyuncu ortalaması var. Bu kesin bilgi değil tabii ki. Ben sadece Tom Henderson'dan duyduğumu söylüyorum. Ama o diyorsa 190 genelde doğru çıkıyor adamın dedikleri, yalan yok. Ben Tom'un verdiği bilgilere kesinlikle riayet edin demiyorum. Ama göz önünde bulundurmakta fayda var tabii ki. Kısaca neymiş? Oyunda oyuncu yok. Abi oyun ölü. Abi oyun ölü doğdu gibisinden kahve kıraathane muhabbetlerini bırakıp önümüze bakıp neler olabileceği, neler değişebileceği, nasıl yapıcı eleştiriler üzerinden konuşmamız gerektiğini tekrar sevgili Battlefield toplumuna hatırlatıyorum. Çünkü bir oyunu boklayarak bir yere varamayacağız ve anladığım kadarıyla da biz sevgili Battlefield fanları, Battlefield severler olarak Battlefield 2042 ile bayağı uzun süre bir baş başa kalacağız gibime geliyor. Son anladığım sektörden, haberlerden kadarıyla. Yani oyunun ölmeye mölmeye niyeti yok. Onu söyleyeyim. Hatta ve hatta daha da diriltmek için, daha da iyi hale getirmek için varla yokla savaşmaya başlayacaklar. Evet, birinci konumuz EA elini eteğini tabiri caizse Battlefield'dan çekti gibi bir durum var ortada. Bildiğiniz gibi EA yeni bir oyun yapacağını, yeni bir Star Wars oyunu yapacağını açıkladı.
ve buna da hatta galiba birden fazla, 2 ya da 3 de olabilir. Star Wars'a girecek. EA kafayı Star Wars evrenine gömecek uzunca bir süre. Ve bu işin başına da Respawn Studio'yu koymuş. Biliyorsunuz daha önceleri DICE geliştiriyordu Star Wars oyunlarını. Sanırım EA'nin kafasında şu var. Biz Battlefield'dan alacağımız verimi alamadık. Biz yeni bir projeye geçiyoruz. Ama sakın aklınıza gelmesin ki Battlefield 5'in başına gelen olay Battlefield 2042'nin başına gelmeyecek. DICE çıkıp biz bu oyuna olan desteği kaldırdık, kaldıracağız, bundan sonra geliştirmeyi bıraktık demeyecek. Tam tersi, bakın özellikle altını çiziyorum, benim anladığım tam tersi. Abi biz EA olarak Respawn'la beraber Star Wars oyunları yapacağız. DICE'da ve Ripple Effect, biliyorsunuz DICE LA yani eski adıyla, Battlefield 4'ü adam eden, 6-7 ayda adam eden ve bizim şimdi bayıla bayıla 10 yıldır oynadığımız BF4'ü düzelten stüdyodan bahsediyorum. DICE ve Ripple Effect stüdyoları beraber bu oyunu geliştirmeye, düzenlemeye, düzeltmeye devam edecek. Seve seve bu oyunu adam edecekler. Ben bu haberi gördüm, çok sevindim. Çünkü biliyorsunuz Battlefield çok kötü çıkış yaptı ve uzunca süre doğru düzgün bir yol haritası göremedik DICE'dan. Ama EA kafayı koyduysa, eğer DICE ve Ripple bu işin başında bu oyunu adam edecekler ve biz de zaten Respawn'la ve biz kafayı Star Wars evrenine gömeceğiz diyorsa, bence çok mutlu olmalıyız çünkü Battlefield kurtulur abi. Ripple Effect oyunu direkt adam eder. O yüzden bu oyun öldü. Ben BF1 oynayacağım. Ben BF5 oynayacağım diyenlere görüşürüz diyorum. Gidin güzel BF1'inizi, 5'inizi, 4'ünüzü oynayın. Eğlenin. 2-3 ay sonra zaten geri geleceksiniz. Bir önceki videomda free to play olacak mı diye video yapmıştım. Belki olur, belki olmaz bilmiyorum ama hatta kendim de dedim, bir kısmını free to play de yapabilir ya da yeni bir VR dayayabilirler kitleyi genişletmek için. Oyunu daha da ayağa kaldırıp geniş bir kitleye ulaşması için. Ama Hazard Zone'u kesinlikle yapmayın demiştim. Tom Anderson da aynı şeyi söylüyor. O da aynı şekilde düşünüyor. Yani portalın bir kısmını, en azından belli bir kısmını sanırım free to play yapabilirler. Bu tarzda söylentiler, haberler de var. Okudum. Kısaca söylemek gerekirse oyun ölmedi. Hala 50-60 bin kişi oyunu oynuyor. Çoğunluk konsolda olsa bile oyun oynanıyor. Çünkü bildiğiniz gibi konsolda optimizasyon sorunu yok. En stabil hali oyunun konsollardaki versiyonu. PC'deki arkadaşlarımız maalesef biraz daha beklemek zorundalar. Ki ben zaten her zaman diyordum en başından beri. O abi yani oyunun ne kadar mekanikleri hoşumuza gitmese de, klas sistemi olmasa da, specialistler bizi cringe etse de falan filan. Yani biliyorum optimizasyon düzelsin, PC'deki arkadaşlar da baraj kapakları açılacak ve su gibi akacaklar oyuna. Tekrar daha yüksek rakamlara ulaşacak. Millet oynayamadığı için oynamıyor oğlum oyunu. Adam oynamak istiyor oyunu. PC'sini toplamış. Falanını filanını almış. PC'yi upgradelemiş. Oyunu açmış. Oyunu oynamıyor. Neden? Optimizasyon bok gibi. 20 FPS 30 FPS alıyor adam. Tabii ki oynamayacak. Normal bu yani. Ha bu tabii ki DICE'ın suçu mu? Kesinlikle öyle. Kesinlikle böyle bir çıkış yapılmaz. Ki biz zaten biliyorsunuz eskiler olarak DICE'ın bu boktan çıkışlarına da alışkınız. Ama kesinlikle bu da onları haklı çıkarmıyor. Kesinlikle böyle bir AAA oyun çıkartılmaz abi. Yazıklar olsun DICE'ı tekrar söyleyeyim. Ben merak ediyorum valla sizin düşünceleriniz neler bu konuda. Valla şimdiye kadar şüphe doluydum ben. Ama bu Respawn Entertainment ve Star Wars EA haberini görünce ben rahatladım açıkçası. Abi DICE ve Ripple kesinlikle bu oyunun arkasında duracak. Scoreboard'u da getirecek. Server Browser'ı da getirecek. İstatistikler sayfası da getirecektir. Bunları zaten Legacy Feature olarak tırnak içinde sunmaları tamamen bir saçmalık ve aptallıktı. Takım odaklı squad gameplay olan bir oyunda siz voice chat koymuyorsunuz. Saçmalık. Bu tarz saçmalıklar sanırım Şubat'ın sonundaki update de çözülecek. Ama uzun bir yol bizi bekliyor gibime geliyor. Çünkü oyunun gerçekten büyük sıkıntıları var. Yani buglarını geçtim. Oyun eksik şekilde çıktığı için tekrar bir üretim moduna girmeleri lazım adamların bence yani. Bu son haberlerden sonra aklımda daha da büyüyen fikir şu. Abi bu adamlar bu oyunu bilerek bu halde çıkardı. Abi biz bu oyunu çıkartırız. Zaten yani EA aklıyla konuşuyorum şu an. Abi biz bu oyunu çıkartırız. Zaten bunun fanları belli. Game trailer'da da güzel dayadık. Rendezvous'u. Eski sevdiğiniz orijinal Battlefield. Bir BF4'ün torunu geliyor hadi bakalım gibisinden bizleri gazladılar. Ön siparişi çaktık. 4,5 milyon satış yaptılar. Ondan sonra da sıkıntı yok. Biz bu oyunu düzeltiriz. Zaten ileride de Star Wars moduna gireceğiz. DICE'ı, Ripple Effect'i koyarız projenin başına. Onlar böyle ufaktan bir sene kadar sürede patchlerler herhalde. İyi hale getirirler. Millet de oynamaya devam eder. Ki millet de oynamaya devam edecek diye düşünüyorum ben. Yani Battlefield ölmedi beyler. Devam. Biliyorum bazılarınız kaos istiyor. Sadece dünya yansın istiyor. Rezil ettiniz oyunu. Bok ettiniz.
Ben BF4'e dönüyorum abi diyorsunuz çoğunuz biliyorum ama böyle olmayacakmış beyler. Şimdiden alışın Battlefield 2042 ile uzunca bir süre meşgul olacağız. İsteseniz de istemeseniz de. Çünkü adamların kafasındaki plan da bu. DICE'ı tamamen, Ripple Effect'i tamamen bir spor stüdyosuna, yani destek ekibi gibi bir stüdyo haline çevirmişler. Ki bu da iyi bir haber bu arada. Çünkü DICE gelip yarın ders, yani eğer EA karar verseydi DICE'a, DICE sen şu oyun yapacaksın bundan sonra deseydi, mesela Star Wars'u DICE'a verseydi, DICE gerçekten bir sene sonra ya da bir buçuk sene sonra, ha biz bu oyundan artık alacağımızı alamadık zaten, biz bu projeyi salıyoruz, yeni Star Wars oyunu yapacağız deseydi, o zaman sıçtık derdim. Çünkü Battlefield 5'in başına gelecek olan gelirdi Battlefield 2042'ye, ama Allah'tan öyle olmadı. Dediler ki abi biz Star Wars evrenine gireceğiz, yeni oyunlar yapacağız ve Respawn'a yaptıracağız bu oyunları dedikleri anda ben rahatladım. DICE ve Ripple Effect oyunun başında, herkes görevinin, işinin, gücünün başında, sıkıntı yok. Bize sadece mal gibi beklemesi kalacak. Yapacak da bir şey yok. Bekleyeceğiz. Tamamen free to play olacağını zaten sanmıyordum. Bir önceki videomda da söyledim. Belki bir kısmını Hazar Zone'u yapmazlar inşallah dedim. Portal'ın bir kısmını free to play yaparlarsa iyi olur bence. Oyuncu sayısı açısından. Battlefield evreninden yine haberler böyleydi. İstanbul merkez stüdyolarımızdan MedTurk bildirdi. Tekrar hatırlatayım. Server'a bekliyorum sizi. Zaten Şubat sonundaki update için bayağı bir bekleyeceksiniz. 1-1,5 ay bekleyeceğiz neredeyse. Beklerken kendinizi aptal saptal turretlere, boltelere, helikopterlere spam kill olmak istemiyorsanız bizim server'a bekleriz. Neredeyse her gün açıyorum. Gerekli bilgiler için bildirim zilini açın. Bazen yayında da oynadığımız oluyor. Ya da Discord sunucunuza gelin. Çok eğleniyoruz. Ticketları yüksek tuttum. 1 saat, 1,5 saat süren maçlar oluyor. Biraz yorulursunuz. Aramızda 200 kill alan insanlar var maç başı. 40 XP, 50k XP kadar alabiliyorsunuz da. Ayrıca bildiğiniz gibi portalda da progression olduğu için artık onu düzenlediler. En azından istediğiniz silahı Mastery Level 12'ye kadar kasabiliyorsunuz. Oradan da biraz progression alabiliyorsunuz. Genel olarak eğleneceğiniz bir ortam. Her türlü fikre ve öneriye, tavsiyeye açığım. Onu da yazarsınız yorumlara. Benden bu kadar. Kusura bakmayın, bokladığım bir video olmadı fazla. Çünkü içimi umutla dolduran haberler aldım. Sizle de paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Server'a bekliyorum ha. Hepinizi. Savaş alanında görüşelim.